Ateş Böceği'nden herkese günaydın efendim. Yepyeni bir günden 29 Nisan Pazartesi. Nisan ayının artık sonlarına yaklaşıyoruz. Artık bahar geldi. Mayıs ayına giriyoruz. 1 Mayıs Çarşamba işçi bayramı. Evet efendim, bugün magazin gündeminde neler var? Bugün masaya yatıracak güncel konularda neler var? Bugün her şeyi konuşacağız. Ama hafta sonu ülkemizde birçok ünlü sanatçı vardı. Bunları değerlendireceğiz. Zira geçtiğimiz hafta sonu ülkemizde Altay başta olmak üzere Hande Yener
Hemen sayın birçok ünlü sanatçı Kıbrıs'a sahneye çıktı. Tabii ki Kıbrıs sanatçıların da sahne aldığı yerler var. Kader Ateş Doğuş Mesare'deydi. Doğuş Mesare'ye yaktı diye duydum. güzel eğlencesiyle. Evet efendim, bugün neler var? Sosyal medyada efendim bize herkese günaydın. Cengiz Gülmez günaydın. Hasan Mani günaydın. Mustafa Arkın günaydın. Hasan Mani tebrik ediyorum. Senlerin fotoğrafın çok güzel. Cengiz Gülmez, Mustafa Arkın, Hasan Özel günaydın. Herkese bizi izleyen Polat Efendi'ye günaydın diyorum. Yok abi öyle bir oranın büyücülük kötü değildir. Kızlar canım. Hayır büyücülük kötü. Hislerim konuşuyor. Hislerim ne derse ondan hiçbir zaman yanılmıyorum. Çünkü hissediyorum. Hissettiğim için de söyleyeceğimi. Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'nin beraber Trabzonspor'la kendi sahasında beraber kalması. Son artık 4 hafta girilirken şampiyonluk adayları Başakşehir'in puan kaybetmesi. Galatasaray'ın bu akşam Konya karşısında ne yapacağı merak ediliyor. Beşiktaş dün akşam Ankaracı karşısında 4-1'lik skorla galip gelmesi bir anda Beşiktaş'ı şampiyonluk potasına soktu. Bu durum nereye kadar gider? Bana göre 19 Mayıs'ta bu düğüm çözülür. 19 Mayıs günü Türk Telekom Arena'da Galatasaray Başakşehir maçında yenen şampiyon olacak. Ha, ligden kim düşecek sorusu ise ilk iki takım bu haftada belli olur. Son takım ise son haftaya kadar gidecek. Bu yıllardır yayıncı kuruluşun yaptığı bir uygulamadır bu. İster istemez ligin daha çok heyecan katılsın diye yapılan bir uygulamadır. Günaydınlar, iyi yayınlar ona abim. Hafta sonu uykusuz her gece. Evet, uykusuz her gece. Ben dün uyumadım. Gerçekten 3 saatli bir uykuyla dün güne başladık. Olsun. Ama bizim için önemli olan bugün Kıbrıs Gazetesi'nde haberlerinde, magazin haberlerinde sizlere en iyi haberi sunmak için gecemizi gündüzü birbirimize katıyoruz. Evet. Maçlara değindik. Maçları konuştuk. Ne olacak? Nasıl olacak? Tüm Fenerbahçeliler işlerinde bir his var, korku var daha doğrusu, ama öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe güçlü bir camiadır. Başkanımız Sayın Ali Koç gereken önlemi alacaktı. Ersun Hoca'yla, bana göre Ersun Yanal'la önümüzdeki yıl devam etmesinin görüşündeyim. Çünkü Ersun Yanal'la olacak iş değilmiş. Ve tabii ki aldığım duyuma göre, şimdiden açıklayayım bu, önümüzdeki yıl Alex de Souza tüm yetkiler veriliyor. Alex de Souza oyuncuları seçecek. Tamamen yetki Alex de Souza'da olacak. Ve önümüzdeki yıl bambaşka bir Fenerbahçe kulesi. Şimdiden buradan size söyleyeyim. Orhan İsmail'e söyleyi dersiniz. Ersun Yanal'la çünkü bu iş gitmeyecek. Öyle görünüyor. Ama Fenerbahçe ligde kalır. Yani böyle bazı arkadaşlar diyor ki kümeye kümeye değil. Ki Fenerbahçe büyük bir camiadır. Fenerbahçe ligde kalır arkadaşlar. Siz üzülmeyin. Ama ava giden karnına avlanabilir bazı takım arkadaşlarım. Sevgili avukatım Savaş Atakan, sevgilerini yollarım sana. Evet, devam edelim. Bugün haberlerle başlıyoruz. Neler var? Yunus'un midesi plastik doluydu. Çatalköy'de kıyıya ölüsü vuran şişe burunlu Yunus'un midesinden çıkan çok sayıdaki plastik parça ve misina deniz kirliliği üretken durumu bir kez daha ortaya çıktı. Güzel bir haber. Ali Çatal'ın haberi. Gerçekten çevreye çok önem veriyoruz. Maşallah çok önem veriyoruz. Tabii ki daha çok önem vermemiz gerekir diye, yazık günah bir canlı. Bir canlı demişken şimdi burada parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz Zübeyde Tavakan günaydın. Geçtiğimiz gün cumartesi akşamı, daha doğrusu 25-26-27 Nisan tarihlerinde Gönyeli Sosyal Konut Bölgesi'nde aldığım istihbaratlara göre oradaki canlı hayvanları zehirlenmişler. Bunu yapan zaten insan olamaz. Bunu yapan zaten insanlıktan şüphe ederim. Şüphe ediyorum. Bunu yapan insanlıktan, o canlı canlıların hayatını mahvettikleri için. Yani sen zehirleyerek eline geçtik arkadaşım. Sen bana bunu söyler misin? Ne yaptı sana bu canlılar? Kediler, köpekler. Ne yaptı sana? Ya senin insan olduğuna şüphe duyarım ben. Psikopat, pisi kopat. Konuşuyorum da pisi kopat. Gerçekten. Yani bu olmaması gereken bir durumdur bu. Bunu her defasında söylüyoruz. Yani hayvanlar bizim sadık dostumuz. Hayvanlara daha çok değer verelim. Gerçekten. Gerçekten daha çok verelim. Ki o kadar çok var ki işler acısı durum. Bir tanesini biliyorum. Bugünlerde de gidip ziyaret edeceğim. Göreceğim de onu. Bir şeyler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Hayvanlara daha çok değer verelim. Ama bunu yapan insan olamaz. Bunu söylüyorum. İnsan değil o kişi bunu yapan. Sokakta dolaşır diye sen hayvanları zehirleyeceksin. Allah'ından utan. Ne diyeyim sana artık. Evet. Melisa Akpınar günaydın. Yanlar ona bir teşekkürler. Çocukları koruyacak yasa bile
takılıp kaldı. Gerçekten ülkemizde yani son dönemde yaşanan olaylar, çocuklarla ilgili yaşanan olaylar son 3 yılda arttı. Ceren Özbil'in çok güzel bir haberi bu. Sabah kahve içerken bunu okudum. Ceren, seni tebrik ediyorum. Güzel bir haber. Bir başka iyi haber, Balabayır sokakları bir bomboş. Mail Avcan'ın haberi, gerçekten turist bekliyoruz ya biz. Çok turist bekliyoruz. Gelsin turist. Şu turist gelsin ama turistin gelmemesi için biz uğraşıyoruz esasında. Yanlış bilgi. Turist gelmek için değil, turistin gelmemesi için biz bu ülkede uğraşıyoruz. Ki ne kadar çok uçak biletlerinin ne kadar çok pahalı olduğunu, efendim taksicilerin, korsan taksicilerin ortada, her tarafta dolaştığı neler neler görüyoruz bu ülkede. Bu turist yani bir yere oturup yemek yediği zaman ne kadar çok pahalı bir ücret alır, hani çok şey. Biz bu ülkeye turist getireceğimizi turist kaçırıyoruz. Nasıl? İyi mantık. Turist gelince turist kaçırıyoruz. Yani bir şey yapmamız gerekir bu ülkeye turist gelmesi için. Sayın Turizm Bakanı, dün cumartesi ve pazar günü çok güzel bir turizm etkinliği düzenlediniz. Lakin o turizm etkinliğindeki amaç neydi? Güzel bir etkinlik. Hafta sonu herkes eşini, çocuğunu, ailesini alıp gitti. Peki oradaki amaç neydi? Oradaki düzenlenen turizm festivalindeki amaç neydi? Biraz daha ülkeye turizm katmak, çekmemiz için. Hani yurt dışı temasları yapıyorsunuz ya. Daha fazla bu ülkeye, burası bir cennet ada. Çok güzel şeyler var bizim ülkemizde. Karpazından lefkesine, girnesine, karmesine. Ama bu ne yazık ki bu değer bilmiyoruz. Bu turistik yerlerin. Köy yerlerinde birçok kilise var, birçok manastır var, birçok şey var. O ne kadar çok değer veriyoruz. Turizm açısından bu ülkeye nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünmemiz lazım. Bir Almanı, bir Fransızı, bir Amerikanlı, bir İngiliz'i, bir Norveçli bir ülkeye daha çok nasıl çekebiliriz diye düşünmemiz lazım. Çünkü burası cennet bir ada. Dört tarafı denize de kaplı. Çok güzel yerlerimiz var. Yurt dışından gelen birçok kişi burada klip çekiyor. Ülkeyi iyi tanıtmak için. Sinema filmleri çekiliyor. Ama biz bu ülkeye turist getiremiyoruz. Neden acaba? Bir yerde bir aksilik var. Yani bir yerde bir nokta atışı yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Ya da temas mı kurulsun, bayilik mi verirsiniz? Yurt dışındaki kişileri bu kadar çok daha çok çekmesi lazım. O kadar çok otel işletmeleri var ki. Gerçekten o oteldeki işletmelerine hak veriyorum. Orada yüzlerce kişi çalışıyor. Otel sahiplerine hak veriyorum şimdi. Ülkeye daha çok nasıl turist getirebiliriz diye konuşmamız lazım. Yoksa turizm şenliği her zaman olur. Bu hafta da yap. Her gün yap. Her gün yap turizm şenliği. Mausa Lefkoş yaptın. Bu hafta git Güzeyurt'ta yap. Lefke'de yap. Karpaz'da yap. Nurucina'da yap, Akdoğan'da yap, Türkmenköy'de yap. Beyermudun'da yap. Git Beyermudun, sınır kapısının orada turizm şenliği yap. Oradan geçen turistler. Lokmacı'da yap, turistler. Kermiye'de yap, Metehan'da yap. Bostancı'da yap. Sınır kapılarında daha çok yap. Ki turist geldiği anda görsün, bak, bakın, alın, bakın bu bizim sigara böyle şey, neden onlar? Magarına bu limsa, bakın Kıbrıs'a özgü. Ceviz macunumuz, turunç macunumuz, bu da bizim molehiyacımız. Ama bu etliydi, bu da tavukludur ha. Biraz daha nasıl tanıtabiliriz? Bir şeyler yapın, üretin bu ülke için. Ayşe Kala Hoca, günaydın Nevra Bahriyeli, günaydın Erçin Çoban, bizi izliyorum. Sayın Başkan, sevgilerimi yolluyorum sana. Kolay gelsin. Tayfun Güle, günaydın. Nurettin Soy'dan günaydın demiş. Nurettin abi, İstanbul'a sevgiler. Evet, evet, devam edelim gündemimize. Bu arada sevgili yönetmenim, bir kahve alabilir miyim? Evet. Haberlerde gerçekten bu Rum tarafındaki olay hala da çözülmemiş. Seyri katil gerçekten ruh hastası. Ruh hastası. Tamamen ruh hastası. Çocukları koruyamıyoruz. Az önce de okumuştum bu haberin başlığını. Bu haberle ilgili başlığı az önce okumuştuk. Hayvan beslemek masraflıdır. Güzel bir haber. Hayvan hakları konusunda hangi noktadayız? Ali Çatan'la birlikte çok güzel bir haber. Ama bu hayvanlara daha çok nasıl değer veririz diye düşünüyorum. Yani biraz daha katkı, barınaklara biraz daha katkı olmasın diye
olmasını gerçekten istiyorum. Gönüllü, bu işin gönüllü yapan insanlar var. Gecesini gündüzde katar. Ama daha çok nasıl katkı koyabiliriz diye düşünmemiz lazım. Karpaz'da güzel bir gün yaşandı. Dikkapaz Beyesi tamamen bugün dönüşü düzenlenen yol kuşu ve sanat festivali dün köy meydanında yapıldı. Şimdi arkadaşlar bu şöyle bir şey söyleyeyim. Beni hiç kimse yanlış anlamasın ama şimdi bu festivaller tamam ama bir günde 5 festival olmaz mı arkadaş? Olmaz. Yani insanlar nereye gideceğini şaşırır. A'ya mı gitsem, A köye mi gitsem, B köye mi gitsem, C köye mi gitsem, D köye mi gitsem. Bunu bölün. Bunu farklı bir şey de yapın. Savaş çıktım, hadi gittim Ayreli Festivali'ne. Ondan sonra geç Çatoz'daki Babusta Festivali'ne. Ondan başka bir festivale. Bölün bunları. Bölün artık bunları. İnsanlar da yani insanların cebinde de milyarlarca dolar yoktur ya. Ondan sonra katılım olmadı. Nasıl olacak? Bir günde 5 tane festival düzenlesiniz. Eko gün daha doğrusu. İnsanın cebinde para yok. Zaten markete gidip de alışveriş yapmaya korkuyor insanlar. Nasıl senin festivaline gelip ya Eko gününe gelip de oradan bir şey alsın? Çocuklu böyle oraya gittiği zaman 150'den aşağı çıkmıyor. Nasıl şey yapacağız? Bir günde 5 tane Eko günü festivali yapmayın. Yapın. Ama beni lala yapın. Bölge halkın kalkındırmak için güzel bir olay. Ben bunu her zaman söyledim. Güzel bir olay. Ama belirli tarihlerde yapın bunu. İnsanlar da gelsin görsün. Bu hafta Serdar'daki kişi, önümüzdeki hafta Arçoz'dayız. Akdoğan'dayız. Yeni Boğaziçi'ndeyiz. Akova'dayız. Bostancı'dayız. Elye'deyiz. Ama insanlar her hafta bir yere gitsin. Ama bir günde 5 defa yaparsan yarım millet oraya gider, yarım millet buraya gider. Ondan sonra diğer taraf diyor ki biz hiçbir şey, bu iki günde hiçbir şey kazanmaz. Kazanmazsın. Bir günde 5 tane şey olmaz yani. Evet, devam edelim haberlerimize. Çok ilginç detay var. Milli Eğitim Bakanı istediyse yapabileceğini yine gördük. Şehir kütüphanesi, e-kütüphanenin açılışı yapmış Cemal Özyiğit. Güzel bir şey. E-kütüphanenin olması kütüphane çocuklar için çok önemli. Bu tabii ki çocuklar için değil, gençler için de önemli. Herkes için önemli. Kütüphane kitap gidip okumamız lazım. Yani son dönemde de. Evet, spora bir bakalım. Son KKTC liginde artık son haftalara geliyor. Kartal kararlı yeni cami lider girdi. Mahmut Atürkçü arkasından kendisini takip ediyor. Son haftalara girilirken ne olur? Şampiyon kim olur? Önümüzdeki haftalarda düğüm çözülür diye düşünüyorum. Kartal Karalı Metege takipte haberleri. Şükrü Burak'ın kaptan biyonik takım dinamik demiş. Bugünkü köşe aslında. Efendim Gege Ateş ile oynuyor. Gençlik gücü Türk Ocağı karşısında. Kaç gitti maç? Bakıyorum. Evet. Ateş ile oynuyor. SNTP varım dedi. SNTP ligde kalmamayacak için. Gaymak gibi galibiyet. Gaymaklı kendine gelsin. Yılların takımı bence biraz daha toparlaması gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi magazine geçeceğiz ama giderseniz Cuma günü efendim Grand Harmony Edition Center'ın çok güzel bir gösterisi vardı. Lefkoşa Taşkınköy Park yerinde. Gerçekten gurur duyduk. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Engelli vatandaşlarımız için yapılan bir etkinlik. Ortaklaşa düzenlenen bir etkinlik. Gerçekten yoğun ilgi vardı. Dilerseniz bir oraya gidelim. Ardından magazin konularla birlikte bugünü değerlendireceğiz. Hepimiz alt tarafı işte bir bluz, bir pantolon ve etek giyiyoruz ama...
Evet, kocaman alkışlar gönderiyoruz tabii ki ve tabii ki. Herkese yeni bir umut olması adına Grand Harmony Education Center sayıyoruz. Bir, iki, üç. Girmişti saat, girmişti saat, arkamızdan yadigar, girmişti saat. Girmişti saat, girmişti saat, atamızdan yadigar, girmişti saat. Haydi Fırat. Girmişti saat, girmişti saat, girmişti saat. Evet. Evet efendim, geleceğin yıldızları, geleceğin çocuklar, onlar bizim çocuklarımız. Çok güzel bir etkinlik, Rahat Harmony Education Center'a ve engelli arkadaşlarımızla birlikte ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte gerçekten Hüseyin Kral'ın sunumuyla güzel bir etkinlik izledi cuma akşamı. Gerçekten özellikle dans gösterileri müthişti ya. Çocuklar 4 yaşında olmasına rağmen oynadıkları fotoğrafları gösteri görünmeye değerdi. Geleceğin yıldızları onlar. Evet, devam edelim haberlerimize. Bugün neler var? Altay sezonun son konserine imza attı. Maxim Royal da Altay bu yıl gerçekten adından söz etti de. Ki hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu sezonun, Altay'ın sezonun son konserine imza attı. Önümüzdeki yıl
anlaştığını duydum. Önümüzdeki yılda Maxim Royal'da Altay konserine devam edecek. Zira bu hafta sonu 4 Mayıs Cumartesi günü Korhan Saygıner, efendim Korhan Saygıner sezonun final gecesinde sahneye çıkacak ve önümüzdeki yıl içinde anlaştığı konuşuluyor. Tabii ki net bir açıklama gelmedi Maxim Royal yöneticilerinden ama önümüzdeki sezonda Maxim Royal'da sahne alacak konuşuluyor. Peki şimdi magazin sayfasına bugün yansıyan haberlerin başına geldiği ki Altay son dönemlerde Kıbrıs'ta adına söz ettiğine devam ediyor. Karayiçi Hande'den unutulmaz konser. Hande Yener hafta sonu neredeydi? Şaba'da Club'daydı. Şimdi bir Şaba'da Club'a gideceğiz. Ardından ise tekrar buradayız. Çünkü Hande Yener'in sadece ve sadece ilk kez Ateş Böceği'nde verdiği görüntüler var. Çok güzel görüntüler var. Bunu sadece ilk kez sizin sevdiğiniz program Ateş Böceği'nde izleyeceksiniz. Şimdi ilk önce Şaba'da gidiyoruz. Şaba'da Club'daki eğlenceyi görüyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz. We'll be right back.
Evet, Şabada Club'a gittik. Hafta sonu sevgili adeler bizden de birlikteydi. Şabada Club'da Kraliçe'nin unutulmaz konser Türk müziğinin Kraliçe sahneden önceki akşam Kıbrıs Kine'deki Şabada Club'da sahne aldı. Yine konser listesi sadece Kıbrıs gazetesiyle konuşarak yeni proje hakkında bilgi verdi. Şabada Club'da bu sezon son konserini veren Yener, bu sezon için konuşuyorum. Önümüzdeki yıl, Eylül ayından itibaren anlaşma olabilir. Afrika'da geçtiğimiz haftalarda klip çektim. Klip montajda çok yakında. Yeni bir şarkı geliyor. Çok güzel bir şarkı. Bunu söyleyeyim. Şarkının ne olduğunu ben biliyorum. Böyle kıpır kıpır bir şarkıdır. Çünkü söz verdiğim için açıklamıyorum. Çok böyle yaza damga vurarak bir şarkı. Dün de kendisiyle, menajeriyle birlikte dün bir araya geldik, sohbet ettik. Çok güzel görüntüler var, reklamlardan sonra gelecek. Ama çok bir ince bir detay daha, Fikri Karar'ın beste aldığını yine vurguladı. Çok güzel bir besteyle, çok yakında Fikri Karar'ın bestesiyle Kıbrıslı sanatçıya destek devam ediyor. Başka Kıbrıslı sanatçılar da çalışacak, bunu da söyleyeyim. Hande Yener, Kıbrıs'a olan sevdası. Bununla da kalmıyor. Önümüzdeki aylardan itibaren, yaz ayı bilmiyorum ama Kıbrıs'a klip çekmeyi düşündüğünü bir kez daha söyledi. Evde alabilirim dedi, buraya yerleşebilirim de dedi. Çünkü Hande Yener Kıbrıs'ı çok aşık. Kıbrıs insanı, Kıbrıs halkını çok seviyor. O yüzden de her Kıbrıs'a geldiği zaman Kıbrıs'ta konser vermekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bir de bir artık bizden biri oldu Hande Yener. O yüzden de ne diyoruz sevgili Şirin? Biraz daha para kazanma zamanı. Reklamlardan sonra bitteyiz. Önder Alışveriş Merkezleri her ihtiyacınızda yanınızda. Gıdadan kıyafete, ayakkabıdan züccaciyeye, birbirinden farklı binlerce ürünüyle Önder Alışveriş Merkezleri her zaman sizi düşünüyor. En uygun fiyatlar, fırsatlar ve kredi kartına taksit imkanıyla alışveriş yapmak dünyanızı renklendiriyor. Merkezleri çeşitliliğiyle size yaşam katıyor. Önder Alışveriş Merkezleri Playzone oyun alanlarıyla 7'den 70'e herkesi mutlu ediyor. Önder Alışveriş Merkezleri Lefkoşa ve Mausa'da 444-33-22. Önder Alışveriş Merkezi. Porselen efekti fondötenle tanışma zamanı. Pürüzsüz birden anında porselen etkisi gün boyu kalıcılık. Ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzüak porselen makyaj için Nivel'i öneriyor. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling good.
Evet, Ramazan sonra yine devam ediyoruz. Efendim artık yaz sezonu geliyor. Yaz sezonu açılıyor. Tabii ki kışlık mekanlarında son dönemlerine giriyoruz artık. Herkes final yapmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de önümüzdeki hafta, bu hafta sonu Şamada Club final yapacak. Ama Eylül ayından itibaren yeni sezonda bomba gibi gelmeye hazırlanıyor aldığım duyumlara göre. Bu hafta sonu kendi DJ'lerle kapanışı geçecek. Cumartesi akşamı ama Cuma akşamı ise Altay sahneye çıkacak. Cuma Altay, Cumartesi kendi sanatçıları Şamada Club'da. Evet, Maxim Royal'da ise hafta sonu sezon finali Korhan Saygıner'e geçecek. Bu arada Love Palace izliyorsunuz. Love Palace'da yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. Bella Marin'in yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Odyssey 7 sezona iddialı isimlerle girmeye hazırlanıyor. Bu da çok yakında açıklanacak. Bir kez daha söyleyelim. Yazlık mekanlarda Odyssey nerede? Lord Palace'da. Evet, Alexus Otel'e teşekkür ediyorum. Katkılarından özel bir istirabı. Uşmayan kalmasın diyoruz. Ki son dönemlerde birçok turlarda, birçok yurt dışı gezilerinde kampanyalar, balay kampanyaları nerede? Serpil İstralı'da. Aman efendim, evlenecek olanlar için acele edin, gidin, rezervasyonunuzu yapın. Yurt dışındaki oteller, yurt dışındaki otellerde çok uygun fiyatlar Serpil İstralı'da. Başkan gruba çok teşekkür ediyorum. Şamada Club'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Başta Murat Şahin olmak üzere İpek Erdoğan ve Uğur Özboğlu'ya bir kez daha teşekkürler. Önder Alışveriş Merkezi, Alışverişler Gider, Doğuş Hatres, Doğuş Mesnelerler'e teşekkürler. Efendim Not Para Sayesi'ne teşekkürlerimi sunan New World, Fumo Kozmetik çok teşekkürler. Gensel ve Kamsel'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi artık programın sonuna geldik ama şimdi dün iki deli bir araya gelmemeliydi lafı sevgili Hande ile birlikte dün pazar günü müthiş bir gün geçirdik. Hande ile ne yapmış? Bir izleyelim anında bitiriz. Dün biliyorsunuz önümüzdeki haftada İstanbul'da bir kozmetik işine gidiyor sevgili Hande Yener. Bir de sana açacak. Kıbrıs'taki ortağının yerinde de gidip ziyaret etti. Gerçekten dün orada çok şey konuştum kendisiyle ama bundan açıklayamam çünkü söz verdim. O yüzden de çok yakında bomba şeyler geliyor yani. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Evet, bugün de biz her süre sonuna geldik. Yarına kadar herkes kendine çok iyi davransın. Hazır bahar gelmişken baharın tadını çıkarın. Zaten çarşamba 1 Mayıs işçi bayramı. Herkes kendine çok iyi davransın. Kıraşla açtık. Kıraşla kapıyoruz. Yarına kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Vakit çok.
Ateş böceği Topon 10 numara SOS sevemedim kara gözlüm. Numara Pass Note duyanlara duymayanlara. Numara Öztürk Öz Ayrılık Rüzgarları.
numara Ayşenur Aydın, Ünzile. Ünzile insan dönü, on kardeş beş ölü. Büyüdükçe ufak ve gelir de görücü. İnci gibi dişi, görücü bilir işi. Beş numara Saffet Anibal, Dört Duvar. El ele gezmedik mi? Sahiller boyu dilekler tutmadık mı? Geceler boyu dört duvar mıydı bu aşkın sonu? Yok muydu söyle ihaneten başka bir yol? 6 numara Ayşegül Zaim, Türkü Gözlüm. Gözlerimi kapadım aklım sende kaldı. Türkü gözlerim beni ah bende kaldı. Gözlerimi kapadım aklım sende kaldı. Türkü gözlerim beni ah bende kaldı. Ama yoksun, hani yoksun ah. Ama yoksun. 4 numara Fikri Karayel, Yorgunum Çok. Çok burada her şey senin değil. Yorgunum çok, bana bunlar zor geliyor. Herkesten çok tahammülüm yok. Uzak durmak doğru geliyor. 3 numara Buray Kabahat Geldi. Yan yan sende, sar beni nerede? Düşsem bile kaldıramam, kal yerlerde. Ben tükendim bak sayende. 2 numara Zeki Karahanoğlu, Bambaşka. Hayat durdu zannettim sen gelmeden, canım çıktı zannettim bedenimden. Sevmek ve sevilmek olmaz sen yoksan eğer. Geçmişim bitti, gelecek senle devam eder. 1 numara Ahmet Evan, En Güzel Hikaye. Hayallerime kapılmıştım, beklersin sanmıştım, yanılmıştım. Koy beni önüne uzun uzun dikenlerden ve tellerden sen uzak dur. Yaralarıma isimler ve Ekrem Güneş Solar Sistemleri hava durumunu sunar.